sen dedin ya, hani baş başa gezersek laf söz olur dedin ya. Macide benim en yakın arkadaşım. O da gelsin bizle alışverişe dedim. Belki Cemil'le gönüller alsın ha dedim. Bakarsın çifte düğün yaparız ha. Zümrüt. Acık konuşan mı senle? Çok işim var İsmail, okula geç kaldım. Zümrüt, iki dakika bak, acık konuşan. Bak hala kabalık yapıyorsun İsmail. Senle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı bizim. Uzatmayalım artık lütfen. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Acık ileri gitmiş olabilirim. Deme ben sizi öyle görünce. Nasıl görünce? Nasıl görünce İsmail? Ha ben senden ayrılır ayrılmaz gidip başkasıyla aşk yaşayacağım öyle mi? Yok Zümrüt, ben öyle demek istemedim. E peki bu yaptığının başka bir anlamı var mı? Resmen beni Tugay Bey'le birlikte zannettin. Bu kadar küçük düşünebildiğin için utanmalısın. Zümrüt, ben öyle demek istemedim. Dinlemedin beni bak. Ben başta babam istedi diye seninle mantık evliliği yapacaktım. Ama şimdi seni tanıdıkça, böyle senin o sahiplenici, o sert tavırlarını falan gördükçe... Hey! Hey! Ne? Ben seni aşık oluyorum gibi. Aşık mı oluyorsun? Bana mi? Böyle gabugalağımın arasından bir enerji toparlığa sanki ateşleniyor böyle. Gaburgalağın arasından mı? Enerji toparlığa mı? Sanki içimde yanağı dağlar yanıyor böyle. Senin aşkınla kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Böyle tam dışarı çıkacak bak. Yutkunuyorum, tutuyorum, içimde tutuyorum onu. Yanardağ gibi diyorsun ya mı? Hem Safiye, bak ben seni o kadar bağırıyorum, çağırıyorum, öküzlük ediyorum ya. İşte ben senin bu gibi şeylerini çok sevdim ya Süleyman. Hani ben sana demiştim ya, önemli olan sevgi, saygı... Anlayış. Onlardan çok daha önemli şeyler olduğunu fark ettim ben. Ne gibi? Aşk gibi mesela. Emine. Buyur İsmail. Ben arabayı getirdim de... çeyizler falan götürülecekmiş herhalde. İsmail, ne oldu yüzüne? Önemli bir şey değil ya. Alpaşa meydanında kamyon böyle tam vuracak gibi oldu. Ufaktan bir dokundu. Sonra durunca işte biz de ucuz kurtulmuş olduk. İyi, geçmiş olsun. Ne diyeyim? Sağ ol Sedef. Aynen dediğim gibi olmuş vallahi. Neşe. Neşe bak Ceminecik. Ne oldu kız? Şuna bak sen ya. Emine bitti mi gülüm? Götüren mi? Bitti. Ne oldu sen? Neden böyle yaptın deyince? Götürüvereceksen götürüver, götürüvermeyeceksen öyle yalı kazığı gibi durma. Ne biçim insanmışsın lan sen? He? Hiç vicdan yok mu lan sende? Hiç insaf yok mu lan?
Ulan o kızın duygularını nasıl oynarsın lan sen? Emin duruyor lan, sakin ol. Şişt lan, alemin gıyımda. Ulan erkek adamın kitabında mı be bir kızı severken başkasını sevmek var mı? Emin yapma, kayıp oluyor. Ne oldu gülüm? Ağrım gitti İsmail Bakır. O kızın hayatını tepe takla giderken ağrın gitmiyordu ya. Onun duygularıyla oynarken ağrın gitmiyordu da itibarın gitti lan. Senin gibi satıcım yok lan benim gari. Yeter lan gari. Sen benim nilayesedin biliyor musun lan? Ne acılar çektin biliyor musun lan sen benim? Her gün için parçalanıyor lan benim. Beni nasıl bir ateşe attığınızı biliyor musun lan? Konuşmak kolay tabii değil mi? Yargılamak kolay değil mi lan? İsmail'i kim biliyor lan? Kim biliyor lan İsmail'i? İsmail! Sen bana demedin mi, mavi gözlerin gibi denizlere gidelim diye. Sen beni sevmedin mi, aşkımızın külleri yakamaz mı bizi? Emin. Düğün zamanı böyle küslük falan olmaz. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Yapılacak işler yapacak adam var çok şükür. Aslan gibi Süleyman Sadıcım'la aslan gibi Cemil Sadıcım içeride çalışıp duru. Gerekirse ben onları çağırırım, indiririz biz eşyaları. Sana hiç gerek yok. Benden vazgeçiyorsun yani, he? Sadıcından vazgeçiyorsun. Ne bakıyorsun lan? Yükle şu fırını sırtıma hadi. Çok saçma. Neden bunu giyiyorlar ki gına yakarken? Kültür kızım bu kültür. Sen anlamazsın, ruhsuz. Emine, hadi hazırsan başlayalım. Geç kalıyoruz. Oldu mu ki? Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Hadi. Ay! Yaktım gibi sakallığımı. Ne olacak şimdi? Resmen ben kendime. Dur, dur bak, panik yapma, hallederiz. Emanet bin dalı, nereden bulacağız bir tane daha? Durun kızlar, panik yapmayın. Ben hallederim. Yalnız Beret Diner lazım. Diner mi? Emin abi, bin dalıya boya döküldü. Böyle kocaman leke oldu. Emine! Diner lazımmış. Serif ablam ben çıkaracağım dedi. Diner? Diner. Tamam gülüm, bu öyle gittiğin göre halledecek o işe. Başkalarına benzemez hiç. Şimdiden harman dalı oynuyor vallahi. Gonca, al bakayım tingeri. Sağ ol Süleyman abi. Selamun aleyküm güzel insanlar. Alın şuna, alın şuna. Bunun kafa gitmiş oğlum. Tinerden kayış boş dönüyor. Bak, elimden bir gaza çıkacak. Selamun aleyküm güzel insanlar. Aleyküm selam. Nasılsınız siz? Eyle. Sizler ne kadar da güzel insanlarsınız böyle ha? Sayenizde her yer çiçek bahçesi gibi olmuş. Öpeceğim bicik. Ne gideceğim il devam. Gene uyanmış da. Gene uyandığı için daha kendin gelememiş. O yüzden gel, uyku semesi işte. Aynen. Beni affet kızım. Benim hayatım böyle. Ben böyleyim. Affet beni. Safiye, ne haber? Sen ne kadar da güzelsin hör ya. Kanatların nerede senin? Ha? Kanatların nerede? Kanatlar yok. Safiye, ben sana aşığım. Allah!
Sülüm taksam diye ben sana. Seni çok seviyorum ben. Sen Süleyman sevmiyor. Ben seviyorum. Ben seviyorum seni. Hem de çok seviyorum seni. Safiye ben ya. Gerçekten seviyorum. Seni Süleyman değil, ben seviyorum Allah! Haydi! Cemil şaka yapıyor be valla. Çok şakacı bir insan bu. İyice tiyatrocu oldun sen de ha Cemil. Emme tiyatronun sırası değişince. Kusura bakma hanımla Cemil bir sadıç şakası yap em demiş de. Ben şimdi şakacıymışım gibi davrancım. Safiye bana aşık olacak değil mi Süleyman? Ha? Safiye sen şakacı olanlar çok seviyorsun değil mi? Var çok pis şaka yaparım ben. Bak sana bir tane şaka yapacağım ben şimdi. Sana bir tane. Adam biri varmış. Dur lan bırak şaka yapacağım. Bırak Allah aşkına bırak. Adam biri varmış tamam mı? Eşeğe binmeye çok bayılıyormuş. Binmiş. Adam eşeğe binmiş. Şakaya bak sen. Ne kadar komik. Soruyor şakan ama komik. Şakayı da dadıkta bırakmak lazım değil mi Cemil? Ne bu rezillik Süleyman? Ne oluyor böyle? Şincim. Cemil acık kafayı bulmuş da ne dediğini bilmiyor. Saçmalıyorsun. Boş verin ona. Belki de işinizi zapt edemediniz değil mi? Ayıp ayıp. Yürü Safiye. Gidiyoruz. Siz ona bakmayın be. Kafası güzel çocuğun. Kafası güzel. Gayış boş dönüyor onda. Safiye. Süleyman sadıcım. Doğru diyor. Serhoş olmuş bu. Serhoş olunca ne dediğini hiç bilmiyor. Kemre. Sarhoş mu olmuş? Ne olmuş bu böyle? Hiçbir şey anlamadım ki Hafize abla. Mezun adam içer mi hiç? Aç kaç. Dünyanın sonu geldi be ya. İçtiğini de hiç duymadık ama. Siz ne kadar da iyi insanlarsınız öyle. Ne kadar güzelsiniz. Öpeceğim ben sizi. Öpeceğim. Yok gari lan. Ya şimdi Cemil kapı gitti ya gayiş boş dönüyor. Siz onu boş verin gari. Süleyman. Safiye ne kadar da güzel değil mi? Baksana öyle sanki melek gibi kız. Süleyman sen öyle göt polis olacağım, ben iyi polis olacağım. Safiye bana aşık olacak be. Gör lan yeter gari milleti kıyayım da be. Sen bizim şimdi yani gayiş boş dönüyor ya. Sadıç şakası yaptı be. Cemil bilmiyor musun bu? Şakacın teki bu. Biz devam gari. Dur benim ağzımı yüzümü patlat sen. Allah öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Ne işe açtın lan başımızı sen? Ne işe açtın lan başımızı? Süleyman. Dur lan uğraşma şu manyakla. Vur Süleyman. Vur lan bana vur. Senin vurduğun yerlerde güller biter gülüm ha. Öpeceğim ben seni. Hiç öpeceğim ben. Gel öpüyorum ben sana. Gel öpüyorum lan seni. Süleyman sakin ol gölüm. Bakın bana sorarsanız sadıçlar bizim buraya kitleyen. Sabaha kadar kendin gelsin bu. Süleyman. Hem kimseye musallat da olamaz Allah'ın manyağı. Vur. Ağzımı yüzümü patlat begim Süleyman. Geliyor beni. Sen ne durumu getirdin lan bize? Süleyman. Bizi ne durumu getirdin lan sen? Şerif.
Nereye gidiyorsunuz lan? Emin! Süleyman! İsmail! Daha Safiye isteyeceğiniz ya beni. Ha? Nereye gidiyor mu? Kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Öl, ha? Ben cennete kaç liraya götürürse, ha? Buyura bakayım. Tamam Osman. Ben sana bineceğim, sen beni götüreceksin. Tamam. Hem ben sana öl Nasrettin Hoca gibi bineceğim. Ters bineceğim ben. Ha, tamam mı? Böyle ters bineceğim. Gözüm böyle rüzgarda konfeden kaçmasın. Ha, öyle. Böyle. Allah iyidir be. Ne kadar iyi açıyorsun be. Doğru ince. Hadi doğru. Bir takım damat eğlenceleri oldu. Gerçi pek hoş olmayan şakalar da oldu emmi. Gençken olur böyle şeyler. Değil mi Neşe? Evet evet. Biz boş verem de kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Hadi bakayım oturmaya mı geldiniz buraya? Kalkın kalkın. Emine. Sen de hazırlan da takım merasimine geçem artık. Tamam. Ulan Cemil yapalım bu. Ulan nasıl toplayacağım lan ben şimdi bu işi ha? Nasıl kurtulacağım Safiye'den? Yeter lan gari. Olan oldu işte bulacağız bir çaresini. De gidi Cemil de. O kadar dedim koklama o kadar tenyeri de ye. Mahvettik anayı maf. Emine. Annem gitti Emin. Altınlığa da alıp gitti.
Ne diyorsun gölüm, sen doğran mı? Güven dedim ona. Gerçekten geldi sandırdım. Gerçekten anlık duygular ağır bastı sandırdım. Meğer bütün derdi altındaymış. Ben ne kadar da salakmışım Emin. Ulan gökten gazla kıyas, başımız geçmeyecek vallahi. Üzme kendin gülüm. Yenge yani işin gerçeği, annen zaten yoktu hayatında be. Ama ben varım biliyor musun? Ben hep hayatında olacağım senin. Her şeyler senin istediğin gibi olsun diye ben hep hayatında olacağım gülüm. Hem galiba küçük paramız da var bizim. Yani mecazen bir çuval paramız var. Hence biz gokar işi açtık ya, vızır vızır işleptir o yüzden yakında bir çuval gokar içimiz. Bir çuval paramız olacak yani demek istep durum. Emine, bak belki beni bir şey demek düşmez emme bak. Haklısın İsmail, seni bir şey demek düşmez. Emine, neredesin kız sen? Takım merasimini bekliyor ya millet. Neden hazır değilsin sen daha? Emin. Ne yapacağız şimdi takı işlerini? Dört bilezik, bir gerdanlık, iki denge beşi bir yerde. Hepsi kardeşim Sedef için değil. Bu balın ve sorarsan nerede diye fıydırıp attın benim. Allah senden razı olsun gülüm. Öyle bir iyilik yaptın ki bizi bak. Çok çekin rezil olmaktan kurtardın beni bari yap. Estağfurullah canım, estağfurullah. İyilik bizim işimiz. Kimse benim kadar iyilik yapamaz. Küçükken de böyleydim ben. Bahri'nin Melekler diye bir grup kurduydum. Gerçi grupta bir tek kendim vardım ama olsun. Arkadaşlarımın başı sıkışınca yardıma koçaydım. Şunları. Olsun var be. Sen yeniden guru grubu. Ben de senin ilk meleğin olayım olmamı. Vallahi mı? Gerçekten olur musun? Lan ben de katılırım be. Bahri'nin meleği olmayacağız, kimin meleği olacağız? Ben de kelek miyim birader? Ben de katılıverin be. Allah! O zaman yeniden vuruyorum grubu. Hem de söz mü kimin başı sıkışsa yardımına göçeceksiniz. Söz lan. Erkeksiz iyi bilmek. Hadi kale. Biliyordum. Biliyordum işte. Bir gün başaracağımı biliyordum. Tebrik ederim kız. Allah bir yastıklı kocasın size. Sağ ol baba. Tebrik ederim. Sağ olsun baba. Kız, açık yüzün gülsün. Çocuğumuz son Sumurtkan oğlu. Hadi hayırlısı olsun. Allah razı olsun teyze. Allah sizden de razı olsun. Hadi yine şanslısın Emin. Kasabamızın en güzel kızını alıyorsun. Başında kaynanı dırdırı da yok. Aynen. Emine. Bütün dünya seni terk etse de benim ellerim seni hiç bırakmayacak biliyor musun? İkamet etmekte olan eskici Şükrü'nün oğlu eskici Emin'in düğün yemeği Kirli Hoca'nın evinin önünde verilmekte olup tüm halkımız davetlidir. Afiyet olsun be!
lan? İnsan sağlatıcının bunu yapamıyor hiç. Yazık şu Süleyman'a. Bunlar kasap meydanında kavga ettiler ya. Demek ki kız yüzündenmiş. Neden olacak? Kasabı yerinde gençler neden kavga eder? Seninki de lafmışım defa ya. Ulan Cemil, düğünü mahvetti yetmiyormuş gibi. Bir de damat adama sofra kurdurttu gari. Asıl beni mahvetti Sadıç. Bak gari sen, alemin bakışlarına bak gari. Ulan şimdi ben nasıl ayrılacağım Safiye'den? Ha? Ben şimdi nasıl Cemil'e devredeceğim sözü? Hayırlı olsun bizim olan. Allah tamam neredesin? Allah bir yastıktı kocasın Emin. Amin inşallah hepimize Allah böyle güzel günler nasip etsin. Emin, babanı göremedim ortalarda. Dün gece konak yerinde de yoktu. Babam gelecedin de... ...hence o biraz rahatsız biliyor musun? O yüzden ben en son gelem dedi. Siz beni idare edebilirsiniz dedi. Birazdan gelir herhalde. Kolay gelsin Şükrü. Sağ olasın Suat. Sen daha çalışıyor mu? Ne yapacaksın? Hayat gailesi. Öyle. Öyle de senin çocuğun düğünü yok muydu bugün? Ha, o mu? Vardın tabii. Ya ben de birazdan gideceydim yani. Ya kusura bakma. Dün kınaya gelemedik. İlçede tavşancıların düğünü vardı. Hanımla düğüne gittik. Ama kızamağa geleceğiz. Orada görüşürüz gari. İnşallah görüşürüz. Vallahi ne diyeyim. Allah bu gençlere hayırlı evlilik nasip etsin. Amin. Senin şimdiden mübarek olsun. Ne de olsa evlat evlendiriyorsun. Bubak olarak sevinmek hakkın. Hadi eyvallah. Sağ olasın. Süleyman, sen sıkma canını Sadıcığım. Senin bir kabahatin yok. Ulan insan hak edişinin yavuklusuna yan gözle bakar mı lan? Hiç. Çocuk mahvoldu zaten. İnsan için çıkacak hali kalmadı. Öyle demesek abi layınca. Yangını körükle gitmeye ne gerek var değil mi canım? Bizim Cimel işte birazcık kafayı bulmuştu laf aramızda. Arada olur öyle şeyler canım. Ne demek olur öyle şeyler? Emin, namus meselesi bu. Çekip vuranma ya. Yuh gari. Vallahi düşüneceğiz bir şeyler gari. Ulan benim sözüme birisi laf edecek bilmiyorum ama onu boğa atıverin. Erkek adam sözlüsüne laf söyledim lan. Belki de öyle bir şeyler yok işte ne biliyorsun sen abi. Belki de zorla evlendiriyorlar adama. Ne biliyorsun kafasını dayadılar silah belki. Veyahut da sevmiyor adam canım belki ne biliyorsun. Belki de ayrılacak ne biliyorsun sen. Belki lan iş mi oldu Emin? Filmada bak senin nasıl kanını dokunmuş. Bıraksan çekip gidecek vuracak Cemil'e. Ha? Ben onu vurup atarım hendeğe de. Sen yine bir delilik yapma Süleyman. Değmez onun gibi insanlar için. Mapustan lan çürürsün bak. Hay ağzını öpeyim abi ağzımdan aldım vallahi. Ben onu vuracağım şimdi hendeğe fıydar şimdi. Mapus damlandı çürüyeceğim şimdi. Vallahi ben de o gün. Emme vallahi çok kızgınım çok. Ha. Adamın asabını bozmasın be. Hadi afiyet olsun. Sağ ol emciğim. Ben aslında onu öldürürüm kuyularınla. Afiyet olsun. Delirtmesin beni. Afiyet olsun. Başların vallahi müezzinmiş beni delirtmesin la be. Ulan Cemil bir soksun durumla bak be. Bağırma lan milletin kıyında. Afiye. Yes. Ne dedin sen bana? Ha? Seni seviyorum dedi. Bir daha diye bakayım. Safiye. Senin sesin ağmada canınlaşmış ki. Vallahi bir de hiçbir şey anlamadım ben. Aa iyi ne be? Bismillah. Bismillah. Makray.
Tövbe tövbe. Neredeyim lan ben böyle? Ha? Nasıl geldim ben buraya? Uf, kafam nasıl ağrıyor? Burası neresi ya? Ben hal fırçalığa temizliyordum Canan'ın kıyında. He. Buraya nasıl geldin be? Tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl gelmişim ben buraya? Allah, ne işin var lan senin burada? Bayırın sarhoşu, yürü git. Terbiyesiz, baskısız kıza. Hazıla bak. Ben de sana soracağım. Ne işin var benim burada? Nasıl geldim ben buraya? Vallahi hatırlamıyorum ya. Vallahi kafam nasıl ağrıyor anlatamam ben sana. Yine bakayım nasıl geldim ben buraya? Beni mi soruyorsun geberesice? Kimle ne hatlar karıştırdın yine? Bayırın berduşu seni. Defol git şuradan bak, elimden bir kaza çıkacak. Allah Allah. Ne oldu Hazıla bak? Defol git dedim sana. Dur bakayım. Dur Allah dur. Şuna müezzin olacak bir de. Yok yok, çivisi çıkmış bu dünyanın çivisi. Allah Allah. Ne bakıyor lan bu insanlar bana? Selamünaleyküm Rıfkı dayı. Selam Allah'ındır, haber düş. Utanmadan bir selam verip durun sen, terbiyesiz. Allah Allah. Ne oluyor lan bu insanlığa böyle? Rüya mı görüyorum ne acaba? Rüya değil. Selamun aleyküm Fikri abi. Bana bir tane çay katı versene. Ya da dur ya dur. Çay falan katma sen bana. Kahve yapı be. Vallahi kafamın içinde eşekler de pişiyor ha. Başım fena halde çatlıyor vallahi ya. Çatlıyor değil mi Cemil? He? Çatlıyor değil mi? Çatlasın çatlasın. Hatta mümkünse karpuz gibi ortadan ikiye yarılsın. Sende çay da yok, kahve de yok. Ne var ya? Ben ne kızıyorsun sen? Bir de utanmadan ne var ya? Ben ne kızıyorsun sen diyor. Yüzsüzlüğünde bu kadarına pes kalıyor. Tövbe la olsun yarabbim. Tövbe tövbe. Oo, alemci gelmiş. Hem de alemci lan, kralı gelmiş, kralı. Ne alemcisi lan? Nasıl konuşuyorsun sen benimle? Ha? Bayırın gevşeği sana. Ben seni çok kırıldım Cemil kardeşim diye verem. Lan sen baştan ne söylemiyorsun lan? Biz seninle çok iyi anlaşırdık. Ne anlaşması oğlum? Ne diyorsun lan sen? Ha? Yor git bak elimden bir kaza çıkacak. Gider miyim lan? Ben hiç seni bırakıp gider miyim lan? Bak ben seni çok takdir ettim. Sen şimdi böyle herkesin içinde aşkını ilan etmişsin ya babdadanak. Böyle tüylerim diken diken oldu. Aslan kardeşim dedim. Sağlam içmiş dedim. Bak indi de diken diken oldu. Herkes lan için söylemişim. Sevdiğim söylemişim. Evet. Ben söylemişim. Sen. Kimi söylemişim? Şaka. Sen şimdi safirik ayağına yatıyorsun değil mi? Yat. Yat benim canım kardeşim yat. Yalnız gece içmeye gidersen bana haber ver değil mi? Lan ne içmesi sen nasıl konuşuyorsun oğlum benimle lan? Neden bahsediyorsun sen oğlum? Diye ver bakayım bana ha? Anlatıver şunu adım değil etme. Söyleyin ver bakayım ne yapmışım ben lan? Ha ne yapmışım? Lan ben gene soruyorum. Herkesin içinde aşkını ilan etmişsin ya. Süleyman'ın yavrusuna. Safiye'ye aşkı ilan mı etti? Ben. Sen. Tüne.
Nereden oldu bunlar? Ben fırçalığa temizliyordum beğendi. Ne yaptım ben sen? Ne yaptın? Yandın Cemil. Cehennem ateşlendi. Cayır cayır yancı. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nereden? Sen neyin? Gençler, oynayın. Bugünler sizin günleriniz. İçinizde kalmasın. Şuraya bak, müezzin geliyor. Seyret kavgayı Sangari. Kesin Süleyman yer buluşunca. Süleyman, yemin. Ne yapmışım lan ben dün gece, ha? Nela yapmışım öyle. Ben Nela yapmadım be. Ortalığı birbirine kattın vallahi. Ağzımızı kırdın Cemil, ağzımızı. Nela. Süleyman. Ben dün akşam Safiye'ye Nela'nı aşk mı ettim be? Yeminle hiçbir şey hatırlamıyorum vallahi. En sade o gıdalan kalsa iyi be. Bütün koyumuzu ortaya döktün gülüm sen. Şimdi ben nasıl kurtulacağım Safiye'den? Ben şimdi Safiye'yi nasıl seni aşık edeceğim? Şimdi gel bakalım Cemil Efendi. Gel bakalım. Cemil. Sen ne biçim sadıçsın lan? Ha? Lan insan sadıcının yavuklusun ha? Yan gözle bakar mı? Öldüren mi lan şimdi ben seni? A sen mi? Kesen mi? Sen niye o kadar uğraşıyorsun lan Tiner lan? Alt tarafıktan fırçayı temizledik Cemil. Süleyman affedi ve satacağım be. Bak ikiniz de satıcı mısınız? Beni aradı bırakma gözünü seven Süleyman. Dün bir tenga daha gülüm. Benim hatırım için. Hem bir daha yapmayacağım iş bak değil mi? Evet Süleyman. Bir daha yapmayacağım. Özür diliyorum senden. Ne olur beni affet. Affetme lan Süleyman. Bahçıdan erik bir çaldı da bir daha yapmayacağım diyor. Olmaz olsun böyle satıcı. Olmaz olsun be. Beni argıdan bıçakladı bu. Adam olan sadıç. Sadıcını argıdan bıçakla mı lan? Ha? Şimdi ben o kızla ne evlenmesem yeri vallahi. Sonunda da haklısın Süleyman sadıcım. Emme ben de haklı olaraktan düğünümde tatsızlık çıksın istemiyorum görüm. Affedi ve affedi ve benim için. Ondan sonra düğün bitsin. İstersen az, istersen kes gari. Ey be! Ey anasın be! Yine kızılcık şerbeti içeceğim o zaman ben. O zaman ben yine intikam acımı kalbime gömem. Büyüklerimin mübarek günün hatırına, Emin'in hatırına olay çıkarmayan bari ben bugün. Ne yapayım emme Cemil Efendi? Bu düğün biter. Bu düğün biterse var ya. Ben sen çok fena şeyler yapacağım Cemil. Sayende maymun döndük gülüm gına yakarsın gari. Bakmıyor gari bak ne yazıyor. Alaşan haççatı dudağın. Son model çinko tepsi. Neymiş? Şıpıdık Hariye'den kendimize bir tepsi daha. Kız Emine bir sürü çinko tepsi ne oldu kız? 10 sene düğünlere götürülmelik çinko tepsi ne oldu valla? Emine? Emine? Hı? Yoksa sen gelin oluyorum diye mi öyle somurtuyorsun? Kız sen zaten evli değil misin? Sen kaçmadın mı Emine? Neyin yüzünü bu böyle? Annem. Gitti. Altınlığa da alıp gitti. Ne diyorsun Emine sen? Ne annesi? Annem geldi benim. Köve amcamla gittiğimiz gün.
Babam görmesin diye sakladım onu Kirli Hoca'nın evinde. Kına gecesi o da oradaydı. Emine, neden söylemedin ki bize? Nifagi'de. Tam güvendiydim ona. Tam hayaller kurmaya başladım. Babamla barıştıracaktım onları. Barıştırmasam da olurdu. Kalırdı bizim evin bir odasında. Kendi kendime dedim ki, ben bakarım ona dedim. Ömrümün sonuna kadar bakarım dedim. Emme gitti. Yine gitti işte. Çocukken de böyle oldum. Bir gün okuldan gel dedim. Bana söz ver dedi sabah. Defterime aferin yazdırırsam oyuncak bir bebek alacaktı beni. Sonra okuma öğrendim diye öğretmenim aferin yazdı defterime. Koşu koşu eve geldim. Anne dedim. Ses gelmedi. Sonra içeri gittim. Yine ses yok. Komşuluğa gittim. Annemi sordum. Yok dediler. Görmedik dediler. Sonra çarşıya gittim. Babamı gördüm. Hiçbir şey demedi. Öyle geçti gitti önümden. Hemen koştum arkasından. Baba dedim. Annem nerede biliyor musun dedim. Bir şey demedi. Sustu. Bu ilk gidişi değil biliyorum. Emme canımı en çok acıtanı bu oldu. Ya Allah aşkına abi, bu arabayı süslesek ne, süslemesek ne? Saman bundan, saman. Konuşma lan, insan ufa. Ömrü hayatımda böyle bir araba gördüm sanki. Sen de beğenmiyorsun bir de. Konuşma da oradan bakısıver hadi. Nerede kaldın lan sen? İnsan gerisi. Düğünü geç kalacağız, 5 günler hadi. Al, sen de iyilik yaramıyor vallahi billah. Aferin lan. Bu ne lan? Emine'nin F'si. Emine'nin F'si mi? He. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Şimdi ben seni buradan bir yapındıracağım, göreceksin Emine'nin F'sini. Yani ne dalga geçeceğim İsmail? Adamın elinde başka E harfi kalmamış. E harfine en yakın harf de F olduğu için bunu verdi. Yapıştırırken altı kopmuş gibi yaparsınız dedi. Bence altı kopmuş demeyeyim de. Emine abi son anda vazgeçmiş. Yörüklen Filiz'i aldı diyor. Konuşma lan. İnsan ufağı. Güya bana yardım edeceğiniz. İşiniz gücünüz dalga demek. Semih. Bebek nerede lan? Almadın mı sen bebek? Ne bebeği ya? Bir de bebek mi alacaktım ben? Ulan o kadar dedim ya ben sana. Arabanın önünü takılıyor dedim ya ben sana. Gelinlikli oluyor dedim ya ben sana. Başka türlü nasıl anlayacaklar lan bu arabanın gelin arabası olduğunu ha? He sen o bebeğe diyorsun. Hani gelinlik giydiriyorlar, arabanın önünü koyuyorlar. Ya ne gerek var ona İsmail? İki tane koskoca insan sonuçta. Sünnet çocuğu mu bunlar? Ulan senin de, senin yapacağın işin de. Çekil lan şuradan, ben kendi işimi kendim görürüm. Ersin, sen de şu kenar sularındaki be, ben gelene kadar bunun bir şey yapacağı yok. Tamam, emme bak kız alınırken ben de arabanın önüne geçeceğim, para alacağım. Ağzını kırdım dombilisi. Saçmamış. Seni mi soracağım lan ben? Bebeksiz düğün arabası mı olur? Tövbe estağfurullah. Zümrüt. Zümrüt, böyle mi olacağız İnci? Bir kavga ettik diye yürüyüp gideceğim mi? Evet, böyle olacağız İsmail. Çünkü artık seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı bizim. Ne demek kalmadı Zümrüt? Biz seninle birbirimizi sevmedik mi? Bıyığımızda sedef varken bile her şeye göğüs gereceğiz demedik mi? Dedik. Ama göğüs geremedik işte.
Ne yapalım İsmail, bazı şeyler de bu kadarına yetmiş. Hem artık aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Müsaade edersen benim şimdi gitmem gereken... Gene o doktora gideceksin değil mi? Hediyeyi de ona aldın. Affedersin, öküzün biri kafa attı diye. Mahcup oldun, geçmiş olsuna gidiyorsun değil mi? İsmail, her defasında nasıl beceriyorsun? Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ben ama... ben yaşadıklarımıza saygılı kalmaya çalıştıkça sen bir çuval inciri berbat ediyorsun İsmail. Vallahi yine de iyi toparladık Semih. Ben seni diyeverem. Biraz değişik oldu emmi. E harfi oldu yani. Aynen. Abi nasıl olmuş sence? Bence 10 numara olmuş vallahi. İyi iyi. Güzel olmuş. Alın şu bebeği de takın da tam olsun. Abi ne oldu? Neden keyifsizleştin böyle? Gören de düğün arabası değil, cenaze arabası süslüyor sanacak. Cenaze arabası süslenir mi lan geç? Bir de ileride yazar olma gibi planlanma diyor. Neyse neyse. Hadi bu seferlik dirisi uçması diyeyim. O kadar kusur kadı kızınla da olur. Sağ ol Neşe. Gerisini ben kendim hallederim. Hadi geç kalma git sen. Olur mu hiç öyle şey? Arkadaş arkadaşı yarı yolda bırakır mı hiç? Yarı yolda bırakmak değil ki. Artık yavaş yavaş benim de bazı şeylere alışmam lazım artık. Hadi git sen. İyi madem. Sen kazandın. Ama bak sakın yürüyen falan deme tamam mı? Sedef, bir denge mi? Sen 2 saattir bekliyorum ben seni Gavaktepe'de. Babam beni ceza verdi. Geçen hafta senden Gavaktepe'ye geldiydim ya. Tarlada su motorunu açık unutmuşum, her yer göl olmuş. Biz ilçeye pazara gideceğiz dedi. Sen bizi burada bekle dedi. Biz gelene kadar bütün tarlanın çapası bitecek dedi beni. Bak sen şu yamuk kafanın yaptığına. Böyle bir güzelliğe gıyılma hiç. Ya sen bakayım benim şu çapayı. Ne yapacaksın sen çapayı? Ben sen... İsmail dur, ne yapıyorsun sen? Dursana. Madem burası çapalanacak, çapalarız biz de. İsmail bu benim işim emme. Sen yorulacaksın şimdi boşu boşuna. Bu çapanın... bir yüzü sensin. Bir yüzü ben. Madem biz senden bir hayat paylaşacağız, o zaman cezasını da paylaşırız. Paylaştık İsmail. Bir hayatı paylaşamadık emme. Cezasını ikimiz de paylaştık. Bakıyorum çapa işte ne heves ediyorsun herhalde. Herhalde kızım ben bu halde bile duman attırırım ben o tarlanın. Ben de seni çağırmaya geliyordum. Annemle babam bizimle bir şey konuşacakmış. Söyleyecekli şeyler varmış. Ne diyeceklermiş ki bize? Bilmiyorum ki. Ben de bir şey demediler.
Ne söyleyeceksiniz söyleyin artık. Düğüne hazırlanacağız, geç kalıyoruz. Bu bana söylesin. Allah Allah! Ben niye söylüyorum, sen söyle. Sevinmeyi biliyordun emme icabı. Göbek atmayı biliyordun ya. Babamın sevindiği, anamın pek mutlu olmadığı bir şey demek ki. Bu kadarını anladık. Hanginiz söyleyecekse söyleyiverin gari. Ben söyleyeyim o zaman. Bir zahmet Naciye, bir zahmet söylüyor. Şimdi bizim zeytinlikte gurbe ağaç varmış. Hangi gurbe ağaç? Yoktun ki öyle bir gurbe ağaç. Ya öyle değil. Düşünün ki eski bir tarlamız varmış, emme ekmemişiz, nanası bırakmışız mesela. Eski tarla mı? Menüden haberim yok. Oo, öyle bir eski tarla olacak da babam ekmeyecek. Boş versene ya onu. Tövbe tövbe. Ya fidan yok mu fidan? Dansan eten ben size. Getirsek bahçen olsun diksek mesela. Tamam Naciye, tamam. Şimdi kızla ananız demek istiyor. Müjdemi isterim, kardeş geliyor size. Biz biliyoruz zaten onu. Bu yeni bir şey değildin ki. Ya yeni değilenme kesin değildi, ondan diyorum. Yani kesin gibi dindi de, değil gibi dindi de, gibi değil. Yo, bize göre kesindin. Anamın kusmala, Hafize teyzeden tuğuşanmala falan, bize göre kesindin. Gonca, yürü kız gidelim. Bayat haber bu. Ben de bir şey söyleyeceğini sandım. Sedef, Gonca, sevinmeyeceğiniz mi kız? Ya bu sefer oğlan olacak. Erkek kardeşiniz olacak kız. Sedef. Gonca. Femurbaşı avasküler nekrozu, femurbaşının kanlanmasında duraksama sonucu meydana gelen hastalıktır. Hastalığın femurbaşında görülmesinin en önemli nedeni femurbaşını besleyen damarların sınırlı sayıda olmasıdır. Yani diyor ki anne, ben hep senin yanındayım anne. Sen gerisini düşünme olur mu? Hadi gezintiye devam edelim. Zümrüt Hanım siz? Ben sanmıştım ki o günden sonra... Ben sizi görmeye gelmedim ki. Ben bu güzel bayanı görmeye geldim. Merhaba. Geçen geldiğimde fark ettim de ne kadar güzel saçlarınız var sizin. Sonra düşündüm. Dedim ki... Bu şirin toka sizin ipek saçlarınıza çok yakışır. Kusura bakmayın, ben gelemedim. Ne diyeceğimi bilemedim çünkü. Önemli değil. Sizin bir suçunuz yoktu. Zaten morluk geçmek üzere. Tekrar çok özür dilerim. Ya hiç böyle davranınca aklıma gelmezdi. Aa, önemli değil dedim ya. Geçti bile. Yalnız arkadaşın kafası sağlammış. Beton gibi gerçekten. Şu İsmail. Radyocu değil mi? Anlaşılan birlikte bir maziniz var. Kısa bir süre önce ayrıldık biz. Hala beni seviyor anlaşılan. Peki siz? Siz hala onu seviyor musunuz? Kusura bakmayın, bugün benim bir arkadaşımın düğünü var da kusura bakmazsanız ben artık müsaadenizi istesem. Tabii, müsaade sizin. Tekrar çok özür dilerim. Annenizi de benim için öpün olur mu? Olur, öperim.
Cemil, ne yapacağız gülüm? Her bir şeyler biliyorum. Söyle bakayım, biz nasıl temizleyeceğiz lan bu işe? Şöyle bir şey yapsak Süleyman. Sen şimdi Safiye'nin kıyına gitsen. Onu desen ki, Cemil sana şaka yapmış desen. Bütün bunlar sana değil, arkandaki kızı söylemiş desen. Sen önde olunca bir takım yanlış anlaşılmalar olmuş desen. Ha? Olmaz mı? Olur mu lan öyle şey Cemil? Sadıç, fırsat ayağın kadar gelmişken adam gibi her şeyle anlatacaksın sen. Bak, ben seni sevmiyorum diyeceksin be. Ben seninle evlenmek istemiyorum arkadaş diyeceksin lan. Seni bizim Cemil seviyor diyeceksin. Olur mu lan öyle şey? Öyle patladanak söylenim. Çok üzülü kız. Ulan üzülmesi mi kaldı Sadıç? Üzülmesi mi kaldı Süleyman? Gözünü seven be. Ulan kız perişan oldu zaten lan. Bu saatten sonra bak geri vites yaparsan asıl kızı üzersin. Ben seni de veren. Ne olacaksa olsun lan gari. Doğru diyorsun be. Vallahi işler buraya gelmiş gari değil mi? Hı. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Gideceğiz, konuşacağız. Başka çaresi yok. Aa, yok. Konuşma. Şimdi sen konuşacağım dedin ya. Benim öyle kalbim küt atmaya başladı. Bak heyecanlanmaya başladım. Ha? Lan! Boğayım mı lan seni? Seni boğayım mı lan Cemil? Ben vallahi düğün bitene kadar bekleyemeyeceğim, boğacağım seni. Sen nasıl benim nişanlımı laf atadın lan? Özür diliyorum Süleyman. Bir daha yapmayacağım. Mecbur. Başka çaresi yok Cemil. Sen kızın garsın. Çıkma, hazırla kendine. Ya istemezsen ya? Ha? Ya dün akşam söylediklerimden dolayı olacağı varsa da olmazsa ne yapacağız? Ha? Şöyle bir şey yapsak. Şimdi şunları bekleyelim. Biraz zaman geçsin üstünden. Onun sonra biz ona söyleyelim ha, olur mu? Olmaz. Gün bugündür Cemil. Bak bu defa da konuşmazsanız siz bunu temelli unutun. Size de veren. Öğle ezanı okunuyor. Sabah namazını da kaçırdım. Ben camiye gidiyorum. Git gülüm. Dün akşamdan yatsıya gittin sanki. Git. Hı. Doğru söylüyorum vallahi. Atacaklar beni. Müezzinlikten atacaklar. Kaçma lan! Gel buraya lan! Kaçma lan! Ulan Maya! Şu düğün bitsin Maya! Seninle o zaman hesaplaşacağız Cemil Efendi! Ha? Hocam! 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 Kusura kalmayın. Vaktin nasıl geçtiğini ben anlamadım da uyuyakalmışım. Affedin beni. Kalırsın tabii Cemil. Akşamdan kalırsan sabaha da uyuyakalırsın. Hocam siz o Serhoş meselesini diyorsunuz ama o sizin sandığınız gibi değil. İzah edeceğim ben size o durumu, anlatacağım. O mereti içmenin nesini anlatacaksın evladım? Bu defa çok yanlış yaptın, çok. Hocam! Şey... İçtim. İçtim. Hem de çok pişman oldum bak. Gerçekten şimdi çok pişmanım. Bir daha içmeyeceğim. O mereti ağzıma koymayacağım. Affedin hadi ben, ha? Utanmadan bir de pişkin pişkin yaptı mı diyorsun beni? Utandım. Utanmaz olur muyum hocam? Hem de bana siz dediniz. Allah affeder dediniz beni. Allah affeder diye günah işlenir mi evladım? O zaman affedersin. Her altı yiyeyim ben, ondan sonra Allah affeder diyeyim. Yok, bu senin yaptığının hiçbir izahatı yok. Şuna bak, sen işi iyice pişkinliğe vurmuşsun. Hocam, pişkin değilim ben. Çok pişmanım, gerçekten çok pişmanım bak. Bu defa o kadar uzun boylu değil Cemil. Senin yaptıkların boyunu açtı gari. İçki içen bir adamın mezunlukla işi yok. Dilekçeyi yazacağım, açığa alınman için ne gerekiyorsa yapacağım. Benim müezzinlikten mi atacaksınız? Hocam ne olur benim müezzinlikten atmayın. Ne olursunuz benim müezzinlikten yapmayın. Tamam bak ben size içki içtim dedim. Hem belki ya içmediysem nereden biliyorsunuz benim içki içtiğimi? Ya günahımı alıyorsanız benim. Ha? Ne olur benim müezzinlikten atmayın. Bak tamam belki ben dinlerle çalışırken oldu bana bunlar. Ha? Ne olur benim müezzinlikten atmayın hocam. Hocam ne olur bak. Hocam. Atacaklar be. Müezzinlikten atacaklar.
Safiye, Dubio konuşamayacak. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey kalmadı Süleyman. Yeterince rezil olduk zaten el aleme. Tiner'den. Vallahi Tiner'den bak. Cemil'in gaf Tiner'den gitmiş. Sen Cemil tanımıyor musun? Öyle şeyler söyleyecek çocuk mu o? Boşuna kendini yorma Süleyman. Ben anlayacağımı anladım. Sen Nişe'yi seviyorsun hala. Benden kurtulmak için de beni Cemil'e aşık etmeye çalışıyorsun. Böyle oyunu oynamana gerek var mıydın? Geçip karşıma direkt söyleseydin olmaz mıydı? Söyleyecektim. De baban öldükten sonra bir de sen ben üzmeyeyim dedim Safiye. Ben yavaş yavaş çözeceğim bu işi de. Sen direkt çıkıp karşıma ben seni sevmiyorum, Nişe'yi seviyorum, seninle evlenmek istemiyorum deseydin bu kadar üzülmezdim Süleyman. Benim de böyle bir huyum var işte. İşler böyle zor geldi mi ben konuşamıyorum. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum Safiye. Bir şey demene gerek yok. Ben aranızdan çekiliyorum. Neşe'yle aranıza girecek değilim ben sizin. Niye yani? Sen şimdi bırakıyor musun beni? Ayrılıyoruz mu biz? Ben artık evlenemem seninle. Bunları bildikten sonra evlenemem galiba. Neşe'yle size mutlulukla. Cemil! Cemil ne olacak Safiye? Vallahi çok seviyor sen çocuk bak. Yani benim Neşe'yi sevdiğimden daha çok seviyor seni. Olmaz Süleyman. Cemil olmaz. Olacağı varsa da bu saatten sonra olmaz artık. Neden? Çünkü Cemil senin arkadaşın. İnsanlar yeterince rezil olduk zaten. Kolay gelsin Gemiye. Sağ ol gülüm. Bak bakayım bu gıda yetecek mi? Yeter herhalde. Ay Emin. Ben göğden bu kadar adam geleceğini hiç düşünmedim. Seni de zahmet verdim. Sen beni ne zahmet vereceksin gülüm be? Sen iste ben bir kamyon tabak yiyeyim evin önünü. He Emin. Nicme teyzeyle konuştun mu saç işini? Ne yaptın? Hallettim ben o işi. İsmail sizi götürüp getirecek gülüm. Başka adam bulamadın mı gülüm? Öyle deme Emin ya. Düğün vakti bakılmaz öyle şeyler gülüm. Emin. Baban geldi mi akşam kahveye? Gelmedi. Bugün de gelmedi biliyor musun? Benim Galatasaray'a hiç gelmeyecek bak ben seni de iyi veren. Öyle değil mi? Gelin almaya gelir herhalde. Bilmiyorum Emin gibi. Gelin bilmiyorum. Gelmez seni yaparım onu da bilmiyorum. Yalnız kalbimde çok büyük bir kırgınlık olacak onu biliyorum bak. Hani İnci... Bu badır, bu silemezsin, atamazsın ama ömür billah da unutamam gibi geliyor bana. Ben geldim de onu da yiyeverim dediydim. İyi, ben de yukarıcıkım de kızlara haber verim hazırlanam. Heh. Acele etmeyin, acele etmeyin. Benim de bir işim var da bir yere gitmem gerekiyor. Selamünaleyküm Şükrü abi. Aleyküm selam İsmail. Biliyorum beni kızgınsın. Emin'i yanlış işlerin için soktuğumu düşünüyorum. Emin'e işte gelmem lazım Şükrü abi. Emin'e de sana de borçlu olduğumu düşündüm. Bize hiçbir şey borçlu değilsin İsmail. Hadi şimdi gidebilirsin. Dün gece sen gelmedin ya Şükrü abi. Emin çok üzüldü. Sonuçta en mutlu günü. İlla babası gayında olsun istedi. Olabilir. Ama ben diyeceğimi dedim ona. Üzülecek hiçbir şeycikler yok bunda. Herkes sonuçlarına katlanacak bütün bunların. Ben ilkokuldaydım Şükrü abi. 9 yaşında ya vardım ya yoktum. Öğretmen geldi. Dedi ki İsmail, ne güzel şiir okuyorsun lan sen. Hadi bu sen dedi, 23 Nisan sensin dedi. O zamanlardan beri benim ağzım laf yapar ya.
Ben sevinçten havalara uçtum tabii. Koştum eve gittim. Baba dedim. Beni sunucu yapacaklar. Ne yapın edin? Anamla beraber gelin dedim. Oğlum, tarla işler var dedi. Olsun dedim. Bir saatçik. Bir saatçik ya. Bir saatten tarla kalmaz ki. Kürsüye çıktım. Birinci oyunda anımı siktim. Bir baktım. Anamı getirmemiş. İkinci anımı siktim. Gene yok la. Üçüncüyü, dördüncüyü derken bitti gitti. Gelmedi lan. Adam haklı. Sonuçta tarla işleri varken 23 Nisan demiş kasaba yerinde. Ama ben öyle olmadım. Ben öyle diyemedim. Kalbim kırıldı. Rahmetli oluncaya kadar hep içimin bir kıyında kaldı. Hep kızdım içimden. Ni sen geldin, ni de anamı getirdin dedi. Rahmetli olunca unuttum onu. Eğer yaşıyor olsaydı hala içimde duracaktı o kırgınlık. Şükür abi. Benimki basit bir 23 Nisan meselesi. Eminim ne kadar kırılacağın varsa hayal et. Konuştun mu Safiye'ne? Konuştum gülüm. Ayrıldık gülüm. Safiye defteri kapandı galiba. Hep şöyle be. Çok şükür vallahi. Da sen niye üzülüyorsun İnce? Senin mantıken seviniyor olman gerekmiyor mu gülüm? Sevinmek bize haram be gülüm. Cemil ne olacak Safiye'den? Çocuk senin deli gibi sevip duru bak dedim. Nerede biliyor musun? Ne dedi? Olmaz o işte. Sırf senin akideşin olduğu için ol cevası da o iş olmaz dedi biliyor musun? May ağzın gır emme. Kızı bak sen mi o? Ne oluyormuş senin akideşin olunca ne oluyormuş yani? Senin akideşin olmak suç mu var gülüm? Aynen öyle. Benim akideşim olmak, benim gibi bir adamın akideşi olmak suç gülüm. Kendimizi kurtardık emme. Cemil'in başını yaktık. Emin ben nasıl öleceğim lan buna? Vallahi Süleyman söyleyeceksin. Nasıl söyleyecek bilmiyorum emme. Bu defa söyleyeceksin Sadıç. Bak sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Seni deyiveren. Acı çekçisi de bir defa çeksin bu çocuk. Sonra hayatını baksın gülüm. Kapansın bu defter gari be. Doğru diyorum vallahi. Konuşacağım lan. Bu defa konuşacağım. Biz Süleyman'la konuştuk, anlaştık. Dövmeyecek mi? Düğün bitene kadar dövmeyecek. Emin, Süleyman, mahvoldum ben. Atacaklar beni. Müezzinlikten atacaklar. Hem de lojik olmuştu bende bugün. Dilekçe yazmış, tutanakmışlar. Atacaklar ben müezzinlikten. Gülen diyor. Sen niye evam yapıyorsun oğlum hemen? Niye atsınlar seni görüp? Ha? İçki içtiğim için olabilir mi gülüm? Ha? İçki içtiğim için olabilir mi Süleyman? Sadıç sen içki içmedin ki be. Hem hareketli abine içki içti zannediyor. Sen hoş mu izin diyorlar abine. Gülüm biz konuşuruz gerekirse herkesle hemen be.
Bir daha Mehmet Ali Hoca'nın hangi konuşuyoruz? Biz çalışırken Gazan'a tinerden kafayı buldu bu deri. Sen evham yapma bak. Ama Safiye işin ne yaptın sen? Konuştum gülüm. Vallahi konuştum da... O tarafta havadisler pek iyi değil canım. Yani iyi değil derken kendi açısından iyi değil demek istiyor. Sen hele gel bir yok. Gel otur öyle bak. Senin müjdemiz var. Safiye'nin bunda ayrıldı Sadıç. Ayrıldınız mı ne? Aynen. Hem de sizin işte olacak gibi. Bak ben sen değ veren. Olacak mı? Ha Süleyman değil mi bakayım? Olacak mı? Sen ona bakma Cemil. Olacak gibi değil o iş. Süleyman. He. Anladım ben senin ne yapmak istediğini. Sen erkenden Cemil'i umutlandırmayan diyorsun hem de. Beni anlattıklarını ona da bir anlatsan gibi yok. Böyle senden bahsedince gözlerin içi gülmüş kızım. Sonra aynı filmlerdeki belin böyle önünde birleştirmiş de böyle utangaç utangaç sağını solunu nasıl anlatsan. Anlatsan ne? Ha? Ahmet Bey. Beni gördüğü zaman böyle gözlerin içi nasıl güldü onu anlatıyor bakayım. Ha? Öyle filmlerdeki bellen böyle kavuşturdu böyle mutluluktan bir sağa bir sola böyle böyle nasıl gitti anlatıyor bakayım. Ha Süleyman? Ya şu an ne kadar mutlu oldum bilemezsin. Dünyalar benim oldu. Hiç bir sorun umurumda değil gari. Ha anlat be hadi. Aynen onun dediği gibi oldu lan işte. Öyle kızın için bir sevinçli oldu valla. Aynen onun dediği gibi valla ellen böyle kavuşturdu böyle bir sallanıverdi böyle. Ben sen deyiverem Cemil. Bu kız seni abayı yakmış gari. Yani sen yine çok, yine çok umutlanma Gül'e. Umutlanmam ben. Umutlanmam. Niye umutlanacaymışım ha? Umutlanmayacağım. Umutlanmayacağım. Niye umutlanayım ki? Ha, umutlanmayacağım ben. Umutlanmayacağım vallahi. Kaptan, Emin. Bak oynayacağım. Ben çok oynadım ben. Hadi devam. Oynayayım bakayım. Hadi. Filuma, gel sen. Oynayacağım ama olur mu? Şöyle şöyle. Dost, dost. Oynayayım ben bakayım. Ya olur mu? Olur mu? Damat geçsin ya. Damat. Damat hadi oynayayım. Allah. Bebek kaç aylık oldu şimdi Cinacı? Ne zaman doğacak bu vücuduk? Doktor daha yeni dedi. Ay bile değil belki. Niye ay bile değil kız? Hicabi tur istemeye gelin ne kadar alıyor? Yani ay var tabii de... ...ben hani o kadar çok ay olmadı ya... ...aklım güne gitti. Hayırlısı, hayırlısı. Merhabalar. Ana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Emine. Allah bir yastıkta kocasın. Sağ olun başkanım. Tebrik ederim Emine. Allah mesut etsin. Sağ ol. Al bakayım. Bu da hediye. Hoş geldin bizim başkan. Hoş bulduk, hoş, hoş geldin. İyisin. İyiyim, iyiyim. Hayırdır Rıfzı abla? Dün gece ortalık karışmış. Cem ne yapmış öyle? Soğuma Gülenay, soğuma. Canımız sıkınacık. Bir koş olma ben mi? Gençler işte ne yapacak? Bununla akısı vermiyor. Nişe, sen beni tutabilecek misin acık? Ben içeri geçeceğim de namazımı kılacağım Gülenay. Ha kızım hadi, benim. Allah kabul etsin. Ha, sağ olun. Buyur sen de Zümrüt. Sağ ol Emine. Hoş geldin Gülhan. Hoş geldin. Hoş bulduk Cemil abla. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Maşallah, maşallah. Gelin kızımıza bak. Dur, dikkat et. Dur Hafize teyze, ben senin seccadeni seri veren. Dün geceki şeyler nedir öyle? Ha? Cemil'in söyledikler falan. Mektupla, iyi polisle, kötü polisle. Neler çeviriyor bunlar? Aslında bir şeye çevirdikleri yok. Yani Cemil sarhoş olmuş da ondan öyle. Neşe, Süleyman seni de kendine benzetmesin, dikkat et. Sarhoş adam yalan söylemez. Aksine doğruları en rahat öyle söyle. Sen şimdi bakayım beni.
Bunlar şimdi Safiye'yi Cemile yapmaya mı çalışıyorlar? Öyle Hafize teyze. Süleyman Safiye'den ayrılırken onların arasını yapmaya çalışıyor. Olur mu canım öyle şey? Çıksın kızın karşısına adam gibi konuşsun. Sen de onluğa uymuşsun. Hiç yakıştırmadım Neşe. Bravo sana. Hele şu düğün bir geçsin. Ben o Süleyman'dan bunun hesabını soracağım. Hele düğün bir geçsin. Kıbleni yan da sen bakayım namazlar sen. Tilsimin yaptığına iş mi be bari? He? Tatil günü havuz mu olur? Bir de Gülenay başkanı çıkmış. Neymiş? Acil bir havuz işimiz varmış. Çekil şuradan. Aşk olsun Hayat abi, aşk olsun. Sabah evininkini yap dedin emme. O başkaydı. O başkaydı. Randevuluydu o. Cuma'dan haber verdirmişti. Vallahi sen bilirsin Hayat abi. Gider Gülenay Başkan'a her şeyi anlatırım. Hayat abinin derim bir de gecik tatilini zehir etmişiz derim. Kendisi bunu duyduktan sonra seni artık kova mı sürgüne mi gönderir bilemem. Sürgüne mi? Yapar mı dersin? Vallahi bana kalırsa yapar. Benim favorim de Hilmi Başkan, sen de biliyorsun. Ama Gülenay yenge bu son hareketiyle en az onun kadar delikanlı olduğunu ispatladı. Zaten onun dışında da benim Bahri'nin Melekler diye bir çetem var. Üç dengede dallan gibi çete üyem var. Sen bu anonsu yapmazsan başına çok çirkin belalısın. Benden demesi Hayat abi. Hadi geç işte mi? Aslında sen başka kadar tüccar sahibi olsaydı, o kazansaydı çok rahat ederdin sen. Doğru düzgün işe bile gitmezdin. Teessüphanallah. Dikkat, dikkat! İlçe esnafından tüccar Sami olarak bilinen Sami Başbiyat'ın oğlu Bari Başbiyat, bu basının kasabalıya olan burçlarını az sonra Fikrinin Kahvesi'nde dağıtacak olup en başta gidenin en çabuk tarafından inceliği olacağından. İnceliği mi? En başta gidenin mi? Sen bunu en baştan ne söylemezsin be? Hayat abi, Hayat abi. Nereye gidiyorum ya? Anonsu yerde bıraktım. Sen duymaz mısın? Önce gelen önce alacaklar. Ay bile uyanamamışsın. Hayat abi, ya anonsu yerde bıraktım. Ben sana öncelik tanıyacağım. Nereye gidiyorsun Allah aşkına? De ben paracıklarımı almaya giderim. Paracıklarımı. Hadi bırak beni. Hayat abi. Dikkat, dikkat. Ben Bahri. Hayat abinin anlattığı her şey doğru olup az sonra hepinizi Fikri abinin kahvesine bekliyorum efendim. Sevgiler, saygılar. Benim kahvede mi? Allah, tutmayın lan beni, ben bileceğim lan, çekilin. Durun ya, benim kahvede daha çekilin. Nereye gidiyor bunlar? Daha bir sürü yemek var gülüm, kim yiyecek bunlara? Mime lan, benim düğün elden gidiyor Sadeç. Durun abiler, gemiler daha kız almasını gidecektik be. Talip emme. Ya bunlar bilmiyor musun sen Bahri'nin yalanla dolanla işte Bahri'nin işler bilmiyor musun sen bunu gözünü seven? Bırak Emin, duymadın mı? Borç daha ödeniyor diyorlar. 700 bin harcım var, yetişmem lazım. Dubio. Dubio. Hiç oynamadınız da. Sami abi, vallahi seni bırakmam. Sabahtan beri seni izliyorum. İki dakika ya oynadın ya oynamadın. Karşılıklı göbek atacağız senden. Hadi lan oradan, bırak beni. Bak, iki yıldır bekliyorum ben. Bak, çok çirkin küfür edeceğim yemin olsun. Bu da gitti işte. Kim lan gideceğiz biz bu kız istemesini? Gemci,
Kadir, ne oluyor lan? Ne koşuyorsunuz lan? Kime diyorsun ben? Nihat, at gibi ne koşturuyorsun lan? Lan nereye? Salih, lan bu telaş ne? Kıyamet mi kopuyor? Niye koşturuyorsun musun? Tüccar Sami milletin parasını daha diyormuş. Önce giden tezelden alacakmış. Ne demek önce giden tezelden alacakmış? Benim ayağım topağı ya. Benim de nasıl gideceksin? O zaman sen sonra alacaksın. Dur ulan Salih, bekle ulan. Ulan 100 metre avans verin beğer bana. Gel vatandaş gel. Borç defterle, çek defterle, paralar senetler burada. Bahminin melekler iş başında. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı atın. Ben ve meleklem birinizdeyiz. Yaşarım bari. Adamsın ben. İlk ben geldiğime göre ilk benim hakkım. Olur mu Fikri abi? İlk önce ben geldim. Sen şu tombalak halin beni nasıl geçirdin Allah aşkına? Hayır! Önce ben geldim. Hanosu yapan benim. Buradan laf çıkıp da buraya gelene kadar siz ne zaman duydunuz da benden önce geldiniz be? Çekilin be ya! Benim kahvede dağıtıldığına göre benim hakkım. Aceleye panyaya gerek yok arkadaşlar. Herkese içecek de daha para ver. Kimsenin bir kuruşu bile kalmayacak. Denizde kum, tütçe bahvide para. Ya bir müsaade, bir müsaade et. Topa bacağımla anca giydim. Bir müsaade edin bakayım. Ne de kadriniz hareket. İncelliyiz şurada. Kavga etmeye gerek yok canım. Bahriye hepiniz için iyilik yapacak. Buradan isim sırasına göre bakacağız. İlk hatta bakayım. Kamil Bakı, çok şanslısın vallahi Kamil abi. Kamil Bakı 390 bin. Yaşa bari, yaşa vallahi çok yaşa. Çekilin bakayım. Çekilin. Çekilin bakayım. Vallahi tüccar Sami de emme gazık atmış sana. Kusura bakma ama sen de çok enalik yapmışsın. Bir de seçimlerde onu destekliyordun Kamil abi. Yalnız Bahri kardeşim, Uğda bir yanlışlık var. 690 yazacağını 390 yazdıydın. Yani nalet edip defterine bile gazık atıyor. Kaybettin Kamil abi ya. Ben sana düz hesap 700 veren para üstüyle falan uğraştırma beni. 1690 mı dedim? 990 olacaktın. Sen yuvarlak 1 milyon ve paranın üstüyle falan uğraşma bak. Yok lan Kamil can, ayıp ya ayıp. Çok doğru dedi Fikri. Bu Sami'nin yaptığı çok ayıp. Neyse insanlık bende kalsın. 700 de ite. Çok şükür bunu da aldık ya. Ya bari. İki şahadan maç yapam desek, unu bile adam yok. Nasıl yapacağız bu düğünü biz? İsmail geldi. İki şahadan maç yapabiliriz gari. Millet nerede lan? Nereye gitti bu kadar insan? Anonsu duymadın mı gülüm? Bahri tüccar Sami'nin borçlarını dağıtıyormuş ya. Duyan kahveye koştu vallahi. Ulan borçları dağıtacak. Bugün mü bulmuş be? Gidem çağıran milleti. Onun adı gelecekti değil mi gülüm? Paranın yüzü ısacaktır diye bir deyiş var İsmail. Duymadın mı sen? Hadi kalkın giden Bahri'yle konuşuruz be. Başka bir gün daha adresin. Biz Bahri'nin melekleri değil miyiz? Bahri yok. Benim de bankadan 350 gayme alacağım vardın da. Ama oraya yazma dedin. Aramızda hallederiz dedin. Ayıp ettin be Sebo. Ali, sen şimdi parayı dağıtıyorsun da babanın haberi var mı? Helalde yok Fikri abi. Bu balığım duysa dağıttır mı buraları? Benim bu balıkta insanlık sıfır. Bari, ne yapıyorsun lan sen? Düğün gününü mü buldun oğlum borçlu dağıtacak? Bu iyilik yapmanın vakti saati mi olur Allah aşkına? Madem benim meleklerim olacaksınız, iyilik yapmanın vakti saati olmayacağını bileceksiniz. Lan eyleğin vakti saati olmaz diyerekten evlenemeyeceğim ben gülüm. Biz 4 yaşından kız almasına mı gideceğiz be? Doğru diyorsun ya. Ben de ne bileyim babam geliyor de milletin borcunu dayatamam diye bir an evvel dağıtayım diye işte koşturuyorum. Bahri lan sen bu paralığa düğün yerini dağıtsana oğlum. Millet hem paralarını alsın hem kurtlarını döksün be. Hem de çifte düğün olur vallahi. Ha doğru diyorsun. Çifte düğün, çifte iyilik. Durum. Dikkat dikkat. Sayın alacaktı da para dağıtma işlemimize. Emin kardeşimizin düğün evin orada devam edeceğiz. Buradan ilerleyen duyurulu. Allah! Düğüne gidiyoruz beyler!
Beni iki çek yaz bari. Biri küçük miktar olsun, Emine takacağım. Oh be! Yeminle çok korktum bak. Kız almayı 4 kişi gideceğiz diye ödüm koptu Sadıç. Vallahi süper oldu bak, ben seni deyiverem. Parasını alan. Hop davulun kıyında, hop davulun kıyında. Emin, bak ben seni deyiverem gülüyorum. Bu parala senin takıları da yansır. Bol bol takarlar gari. Lan bana taksalar ne olacak, takmasalar ne olacak gülüm? Sanki benim param yok. Heh. İsmail, gelin arabası ne oldu lan? Nerede araba, süsledin mi arabaya? Sisledik. Harman yerinde durup durup. Ya arabanın harmanın ne işi var? İngi düğün telaş etsin de kızanla çizer falan dedi. O yüzden harman yerinde bıraktım. Harman yeri en güvenli yer. Kimsecikler yok. Hayırlı olsun Emin. Çekin tarihi bir daha kaya. Güle güle bozdur, güle güle harca. Sağ ol emmi, ayağın sağlık. Vallahi parayı buldum bak, ben seni deyiverem Emin. Emin acık yavaş yürü, saçlan bozulacak. Çok bunalttı bu beni. Emine, nasıl oldun bakayım? Ne çok çirkin oldu Hafize teyze. Necibe teyzenin yapacağı saç önce bu kadar oldu zaten. Sen ona bakma Vize teyze. Ben böyle gelin görmedim Yeşilova'da. Gelinliğine bakmayacağız mı Emine? Hadi gel. Ay bakacağım Emine. Bir durun acık. Nefes alam. Kızlar bir durun bakayım. Durun şimdi. Arabanın önüne kimler geçecek? Sedef falan işe geçsin işte. Yo, benden geçti o işler. Ben bir gelinin ayakkabısını saklarım o kadar. Ben de zaten arabada yanında oturacağım. Benden kızarmak kolay değil. Arabanın önüne ben geçerim, ben geçerim. İyi madem, sen geçersin önüne. Beni bakın, damadı iyice bir terleteceğiniz. Bizden kızarmak kolay değil öyle. Sonra kızın kıymetini bilmez. Hayırlı olsun Emine. Sağ olun. Allah bir yastıklı kocasın Emine. Sağ olun. Mübarek olsun Emine. Teşekkürler, buyurun. Ben Mehmet Ali Hoca'nın yengesiyim. Heh, hoş geldiniz. Hayırlı olsun Emine. Sağ olun, buyurun geçin böyle. Buyurun, Nişe. Ben bayılacağım vallahi. Acık ortadan kaybolacağım. Sen idare edersin. Gonca, hadi gel de çay doğduran misafirlerimize. Arkadaş. Emine. Anam nerede kız? Sen kimsin? Sen sorduğum soruya cevap ver. Tepemi attırma. Cevriye nerede? Doğmuşçu genansın değil mi sen? Söyle çabuk. Annen nereye sakladın yine? Hiçbir yere. Annem gitti. Ne demek gitti? Nereye gitti? Cehennemin dibine. Ne bileyim ben? Gitti işte yine. Beni de bırakıp gitti. Aynı seneler önce senden gittiği gibi. Benle oyun oynayamazsın. Oynatmam. Söyle dedim, nerede? Ben de gitti dedim. Beni de bırakıp gitti dedim.
Arkasına bile bakmadı dedim. Kızının dakılağına bile göz koyup da gitti dedim. Oldu mu? Defol git şimdi. Ona dedim. Sen gelmezsen kızını götüreceğim dedim. Hadi gel. Ne yapıyorsun sen ya? Bırak beni. Bağırın bak. Bağır. Bağır da rezillik çıksın. Ortalığı birbirine katan. Hadi bağır. Bırak beni. Pişman olacağım bak. Bırak beni. Madem annen gelmiyor, madem annen borcunu ödemiyor, sen ödeyeceksin borcunu. Hadi gel. Kenan. Bırak kızımı. Vay vay vay. Dört duvar Rafet'e bak. Büyümüş de adam olmuş. Sen ne yüzden geldin lan buraya? He? Ne yüzden geldin? Hesap da sorarmış. Bak sen şuna. Söyleyeyim o zaman. Karım bana çok büyük bir madik attı. Onu almaya geldim. Ama anlaşılan piyango kızına kaldı. Çekil de işimize bakalım. Sen benim kızımı sahipsiz mi sandın lan? Hayatımı yedin lan. Ömrümü yedin. İnsanlığımı, onurumu, gururumu yedin lan. Kızıma dokundurur muyum seni? Ne yapacaksın lan? Döveceksin mi beni? Ha? Ne o? Oduna mı bakıyor? Ha? Al da, al da patakla beni hadi. Ama sen de o yürekle gezer. Sen ancak kadın döversin. Sen busun işte Rafet. Korkan, pusurun tekisin sen. Cevriye de bu yüzden kaçtı. Biraz erkek olsaydın kaçmazdı Cevriye. Çekil de yolumuza gidelim. Yürü kız, yürü. Al! Neyse şu kıza dua et. Dua et düğünüme. Yoksa sağ yollamazdım seni buradan. Sen de jandarmaya haber ver. Alsınlar şu pisliği onunla bakar icabına. Güpegündüz kız kaçınmak neymiş? Anlasın bakalım. Gelmeyecek Sadıç. Hadi biz kız almaya gidelim gari. Acık daha mı bekleyiversek Sadıç be? Bakarsın görürüm sonum doğru. Çıkağa geli. Bu bayırı edem sonuçta görürüm. Belki de. Gelecek olsa da Çince'ye çoktan gelirdi emin. Millet bekleyip durur burada. Alem ayıp oluyor. Gidelim mi? Yok. İsmail. Heh. Gelin arabasını al gel de kız almaya gidelim gari. Alırım Sadıç alırım. Hemen İsmail hemen. Gel bakayım gari be. Damat gel bakayım. Kız alacağız göle. Geç orta yarı öyle. Cemil'i karşı. Gel be gel. Şükür abi ya. Gelsen ne oldu sanki? Hüsnü! Düşt! Eşekler! Dönün lan! Bırakın lan arabayı! Sen benim arabamı mı yiyorsun lan? Kim aldı etsin buraya? Kim bu arada oğlum sizi buraya lan? Konuş lan, doğru söyle. Sen söyle, kim aldı lan sizi? Arabam gitti. Ben şimdi ne diyeceğim lan?
bir şey. Ben şimdi ne diyeceğim oğlum? Ne diyeceğim lan ben? Emine ne diyeceğim oğlum ben? Adamın düğünü var lan ben. Emine ne diyeceğim? Nerede lan? Ne getirmedin arabayı? Bir problemimiz var Sadık. Çok büyük bir problemimiz var. Anadolu. Anadolu'm ne yaptılar seni? Ne olmuşlar bize böyle? Kim yaptı bunu sen gülüm? Sabahattin mi yaptı, kim yaptı gülüm? Eşeklermiş Sadıç. Yetişmezsem hepsini yiyecekler, siz beni dua edin. Ben size dedim. Bu arabanın her tarafı saman dedim, almayalım dedim. Nasıl kıydı lan seni? Vitesine kurban oldum. Nasıl kıydı lan seni? Sen beşiğim, sen mezarım. Anadolu'm, Anadolu'm. Sen beşiğim, sen mezarım. Anadolu'm, Anadolu'm. Sen yağmurum, sen baharım. Anadolu'm, Anadolu'm. Sen yağmurum, sen baharım. Anadolu'm, Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağımdan öptüm seni, Anadolu'm, Anadolu'm. Bir ateşten kaptım seni, kendime yar yaptım seni. Toprağımdan öptüm seni, Anadolu'm. Düğün bitince şikayetinizi yazılı olarak da alırız. Sağ olasınız Komutan Bey. Allah müstesna. Sağ olun. Ne zaman geldi? Tövbe amcamla gittiğimiz gün. Beni niye demedin? Ne bileyim. Bir delilik edersin diye korktum işte. Emine. Rahmet Emine. Oğlan tarafı çıkmış geliyormuş. Hadi gidelim o zaman. İsmail ne yaptınız lan? Hani lan bu arabanın? Sorun Fikri abi. Görünmez kaza işte. Ne yaptınız lan? Klima mı taktırdınız lan arabayı? Sen niye oraya park ediyorsun arabayı? Orada eşeklerin yayıldığı belli değil mi lan? Sen niye oraya park ediyorsun arabaya? Ben ne bileyim Sadık. Kızanlar falan güzel dedim. Düğün karmaşasını uzaktım dedim. İyi yapmışsın. Vallahi çok güzel yapmışsın ben sana diyeverem. Allah'tan çizmemişler. Bir de çizselermiş kim bilir ne olurmuş. Hay ağzın grem ya. Bu düğün arabasını bakmıyor. Bir çuval paramız var. Gene de kız almasına 20 arabana gidiyor Sadık. Bozuntuya demeyeceğiz gülüm biz. Biz öyle tercih etmişiz gibi yapacağız. Öyle alttan alttan efil efil essin diye denişik bir tarz denemişiz gibi yapacağız be. Aynen lan. Belki de bizim tarzımız bu değil mi? Kime ne lan değil mi?
Belki de biz 20 arabadan kız almayı seviyoruz. Kız, kimi yazdın? Ne yapacaksınız siz? Yakında evlenince görürsünüz. Bak beni yazdıysan çok çikin buluşuruz ama. Ben evlenmek istemiyorum. Seni niye yazsın kız? Ablanı yazmıştır o. Beni mi yazdın? Boşuna yazmasaydın. Ne demek o kız? Benim kızlarımın içinde en güzeli sensin bir kere. Beni bak, bu kızların hepsi evde kalsa da ben seni yine de evlendiririm. Boş laflara karnımız tok Hafize Sultan. Bize icraat lazım, icraat. Icık icraat da neşeyi lazım. Emine, ayakkabının bir tanesine de onun adını yazsaydın. Bunlar tek başına bir şeyler becerecek haller yok. Bu vesileyle bir şeyler oluverir belki. Ayıp ettin, beni kaybettin Hafize teyze. Benden kaçar mı hiç? Aha geliyorlar, vallahi geliyorlar. Selamünaleyküm. Öpem baba. Öpem yenge. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Sinem Hanım. Damat. Emin. Babanı göremedim emme. İş yanıma geçti. Babam daha gelemedi de Kamil emmi bu biraz hastalanmış burada daha toplarken üşütmüş de gelmeye. Ben sonra iyileşebilirsem gelirim dedi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Gülhan. Sağ olun. Yengem. İsmail'im bu arabaya niye oldu böyle? Hiç sorma yengem ya. Neyse. Daha havadar oluyormuş böyle. Damatla gelin terlemesin diye şey ettik. Vallahi beni sorarsan sanki hayvan yemiş gibi duruyor. Zaten saman dinmiyorlar mıydın bu arabalar? Sen konuşma lan. İnsan ufa. Sen ne anlarsın hayvan yemişmiş. Tamam tamam. Beyler tamam. İsmail hadi. Haydi 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 haydi. Hadi toplan toplan toplan. Hoş olsun, hoş olsun. Hoş olsun, hoş olsun. Kaynar kazanlarınız hoş olsun. Kaynar kazanlarınız hoş olsun. Biz de gelin almaya geldik. Biz de gelin almaya geldik. Gönülleriniz hoş olsun. Gönülleriniz hoş olsun. Of, ölen of. Ölen of. Bahçelerde mersin. Bahçelerde versin. Bırakın dalında ersin. Bırakın dalında ersin. Aç kapılar afedem mi? Aç kapılar afedem mi? Sevenle murada ersin. Sevenle murada ersin. Of ölen of. Of ölen of. Thank you.
Vallahi adet olmasaydı kimse beni atamazdı. Ruhsuz, sen ne anlarsın? Evliyken seni de göreceğiz. Evlenmeyeceğim ki ben. Şşt, sus kız, tamam. Rafet nerede, haber vermediniz mi? Gelmiyor mu da? Geldi. Hiç bilmedim değil mi baba? Hep kızdım seni içimden. Sanki her şeyler senin suçunmuş gibi davrandım. Sanki beni hep haksızlık etmişsin gibi. İçimdeki eksiklikler hep senden bildim. Emme ben bugün anladım baba. Ben bugün anladım ki sen benim içimdeki kırıkları sarıp sarmalı yanılmışsın. Belki saçlağımı darayamadın emme. Her zaman da gıyımdadın. Her şeye rağmen sen hep benim yanımdadın baba. Allah senden razı olsun. Hakkını helal et baba. Sen de benim koltuk DNA'm gibiydin. Bilmiyorum. Sen olmasaydın nasıl ayakta kalabilirdim? Yıkılmadan nasıl durabilirdim? Hakkım helal olsun sana kızım. Onu yap çocuk beni. Öpem baba. Emin, baban gelmedi mi daha? Gelmedi Emine. Bu saatten sonra gelmez o gari. Emin, buna ne oldu böyle? Sorma gülüm, bizim Süleyman'ın icatlığı işte. Neymiş efendim, giderken damatla gelin terlemesinmiş. Öyle yandan yandan essinmiş. Damat! Hadi bakalım arabanın önünü boşalt. Çocuklara para lazımmış. Lan Ersin, sen oğlan tarafı değil misin gülüm? Kamil amcam, Rahmet eminim sadece. Kusura bakma, ben kız eviyim. Çocuklar, ucuza kapatman ha. Damadın terleyeni makbuldür. Hadi bakayım, gören size.
Baba. Yine de gelmezdin de İsmail'e dua et. Çok ısrar etti. Emin kırılacak dedi. Ondan geldim. Gelin bakayım. Alın bakayım. He? Hadi alın. Güle güle harcayın. Güle güle harcayın. He? Alın. Al kızım. He güzellerim benim. Maşallah. Şükrü. Geçmiş olsun, hastaymışsın. Geçmiş olsun Şükrü. Sağ olun, var olun. Baba. Sen hiç geldin ya. Ben bir daha seni hiç mahcup etmeyeceğim, biliyor musun? Hadi be, hadi be! İyi! Gelin hiç arabada bekletilir mi? Yolcu yoluna gerek, hadi! Toplan, toplan! Aş olsun, aş olsun! Aş olsun, aş olsun! Kaynar kazanlarınız aş olsun! Kaynar kazanlarınız aş olsun! Biz de kızı aldık, gidiyoruz! Biz de kızı aldık, gidiyoruz! Gönülleriniz hoş olsun! Gönülleriniz hoş olsun! Hinci, biz bu defa gerçekten evlendik deme. Emin, evlendik. Hinci, bunlar bizle geliyor emme. Birazdan bunlar gider. Biz de seninle baş başa kalırız bak. Sana deyiveren. Ne oldu lan, niye durduk İsmail? Benzini bitti. Şaka yapıyorsun değil mi gölüm? Bana şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yaptın söyle bana. Bu arabanın şoförü ben değil miyim lan? Ben benzini bitti diyorsam bitmiştir. Emin. Gelin hanımın yüksek müsaadelerle sen dışarı alacağız gölüm. Emin'e sakın müsaade etme bak sen deyiveren. Beni işkence edecekler Emin'e lütfen gölüm. Damat sizindir gençler. Emin'e. Şu işi bakın ki arabanın maalesef benzini bitti. Damat gelini evine kadar yürütecek değil ya. Öyle değil mi abiler? Tabii. Öyle. Cemil, ipi getirme gülüm. Tamam gülüm. Gülüm dediysen bana bak lan. Bu düğünden sonra hesaplaşmayacağız hanımını gelmiyor Cemil. İpi ver. Nereye gidiyorsun Emin? Sanıçta bu damat eğlencesini sonra aramızda çözeriz biz gülüm. Gidin direkt eve gidenmeyiz hadi gülüm. Damat yan çizmeye başladı. Yok ben ayakkabılığımı çıkaramam. Yok çoraplığımla hiç çekemem. Yuh gari. Ayakkabılığımı da mı çıkaracağım be? Şükrü abi senin bu oğlan ni mız mız çıktı be. Seven adam çoraplığıyla bu arabayı çekme mi? Çekemem. Sen de evleneceksin Süleyman. Sen de evleneceksin İsmail. Hele bu Cemil. Ben hepiniz daha beterini bulmazsam beni de Emin demesin ha. Emin. Burası Yeşilova oğlum. Buranın adetleri böyle. Hadi gel aslarım be hadi. Sadık da valla bak Süleyman. Kaldırın şunu ha. Yatır yatır yatır. Çıkar ayakkabı. Emin. Bırak şunu. Geç. Gel asıl bakayım. He. Hadi bakayım. Asıl bakayım. Hadi gülüm. Ha, hadi. 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 Emin! 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 Direksiyon! Emin! Emin! Direksiyon! Emin! 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 Hadi! Emin! Ha gayret gülüm. Gel sağlı gel, sağlı gel, sağlı gel.
Sen yine eşeklere dua et le. Eşekler arabayı yemeseydi nasıl taşıyacaksın sen bu kadar arabayı? Sen dalga geç Cemil. Sen mahitap geç kara. Senin düğününde ben seni yapacağım biliyorum. Seni o bagajın içinde ezan okutmazsam beni emin demesinle. Ulan bu damat boş çıktı be. Bu arabayı buradan buraya getiremedim. Vallahi nasıl damat olacak lan bu? Ne kadar komikçisin söyleme. Ne kadar komikçisin ulan. Orta Doğu ve Balkanların en çekici damadına bir akış yok mu? Bir tane daha. Al bakayım. Akış yok be. Açılınmıyor bak ya. Alkışla anan. Yemin'e bitti bir yomum. Bunda en fazla bir yarım saat daha çay kahvene ağırlarız. Ondan sonra baş başayız bak ben seni deyiverim. Değerli misafirler, buraya kadar geldiğiniz göre sizi gari en fazla yarım saat olmak suretinden çay kahvene ağırlayacağız. E zaten ondan sonra da siz dağılısınız gari değil mi gülüm? Zaten düğün de bitti sayıldığın göre. Sen öyle zannet gülüm. Lan dur lan ya buraya. Buraya gel lan. Dur, dur. Aç koş. Emine. Gel, dur lan ya. Dur lan. Emine geliyor lan bak. Emine. Emine aç kapıyı geldi lan Emine. Ulan yüzden kaçabilir misin lan hiç? Sadıcın vurduğu yerde dün gitme mi ne? Hayır. Kulağımı damına mı gideceksin lan? Emine aç kapıyı gülüm. Emine. Çok mu acıdı gülüm? En son biri çok sert vurdu gülüm. Gerçi o beni sinir kısırığı gibi geldi tabii. Kesin Süleyman'dır o. Kesin bak seni deyiveren. Maşallah gülle gibi yumruğun hali adamın. Tamam gari. Uf be. Gari, senden baş başa kaldık. Örge. Emine. Bak bakalım bu sobayı yakmışlar mı be? He, yakmışlar. Yakmışlar mı? Vallahi yakmışlar tütüp duru. He o zaman o sobanın üstüne güğüm de konu değil mi? Hı, konabilir. O zaman o güğümün içine su da katılabilir. Halinden o su da kaynağa bak ben seni deyiveren sonra. Şey, ben çok utanıyorum Emi. Ben de çok utanıyorum gülüm. Bu ne lan? Dış kapım açıldı Emi. Aynen. Kesin bunlar geri geldi bak ben seni deyiveren. Adetler bitmedi arkadaş. Hinci ne yapacaklar acaba? Anten diye çatıya mı takacaklar? Askılık diye bahçeye mi asacaklar? Kabahat bu Süleyman'ı bayraktar yapan zaten. Ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz be? Ne işiniz var burada sizin? Asıl siz kimsiniz birader? Burası bizim babamızın evi. Ağzını kırdımın garibanlı. Felek vurdu bu yükü sırtıma. Bir o yana, bir bu yana. Savrula savrula yandı bu kafa. Yeah.
yarayı, ağzını kırdımın hayırsızı. Üç günlük dünyanın malı doyurmaz bu insafsızı. Ağzını kırdımın garibanlı, felek vurdu bu yükü sırtıma. Ağzını kırdımın garibanlı.